Ayşe, iyice saçmalıyorsun. Konuştukça batıyorsun. Bak burada seni savunanlar vardı. Bıraktılar artık işin ucunu. Hakikaten gel bu işten vazgeç. Ali diyor ki ben böyle bir şeyi affedemem. Ben böyle bir şeyi kabul edemem. Kaldı ki böyle bir sorunum da yok. Ne yaptığı da beni ilgilendirmiyor. Yaptığını öğrendim. Çocukların velayeti benim için önemli. Beni ilgilendirmiyor diyor. O bekar bir kadın diyor. Karışmıyorum. Özgür diyor. Dolduruyorlar abla. Hı. Sen sosyal medyada iyi doldururlar ama. Bu dün akşam yine bir şey duydum. Açıklattırma bana. Hayır, yalan söyleme. Ben yalan söylemiyorum. Abla, o adam kendi söyledi. O adam kendi söyledi. Yalan söylüyor abla. Şu an iftira atıyorlar abla. Konuşma. O zaman rahat dursun, iftira atamaz bana. Ya sen o adamlara şey, mesaj atıyor. Hayır, ben mesaj atmıyorum. Ya abla, gösterdim ben sana. Evet. Gördün. Evet. Ben daha ne yapayım abla? Ayşe, neler yazdın gene, çizdin kafanda efendim Safiye. Ya bunların ikisi bu sosyal medyada birbirlerini takip etmeseler... Etmiyor. Ben etmiyorum ama ablacığım, ben etmiyorum. Ayşe ediyor, Ayşe yalan söylüyor. Kaç. Annesi benim hakkımda yayın açıp her zaman abla dün yine konuşuyordu. Ayşe aşırı kıskanç birisi. Yanındakini bırak, fikrine bile tahammül edemiyor. Sürekli onu yaparım, bunu yaparım ve sürekli takipte. Ayşe, bir Ali'yi takip etmeyi bıraksan belki de olaylar daha bir düzgün gidecek. Hiç sosyal medyayı unut. Öyle bir telefonu at. Eski ya model bir telefon. Bana haber geliyor. Annesi benim hakkımda, senin hakkında konuşuyor diyorlar. Ya dikkate alma. Ben konuşmuyorum ki, hiç açmıyorum ki. Diyor annesi, sesi alıyor birkaç kişiyi. Onlar da konuşuyor abla. Var abla, neler diyor. Falan neler diyor abla. Bu sosyal medyayı kadar ciddi almamalı. Bırak Ayşe, sosyal medyayı bırak. Dinleme, bakma, ne? Etme. Ne? Bırakmaz. Yani. Ne? Bırakmaz. Başka türlü nasıl olacak Ayşe Sedan Hanım? Sosyal medyayı mı bıraksın? Evet, ha. Bırak. Bırakırsa ölür abla, ölür. Ölür kız. Ölür. Bırak Ayşe. Yapacağın tek ölür. Şey o. Yapacağın tek şey o. Başka türlü Ali'yi takip ediyor sürekli. Tamam Safiye, şimdi dinledi seni. Ayşe. Hemen şimdi. Benim sayemde tanındılar anne oğul. Ya. Şimdi Ali sanayi de sürünecekti. Benim sayemde burada rahatlığa alıştı. Kim? Ali ile annesi. Ben mi istedim buraya gelmeyi? Hayır. Hatta şunu bile biliyorum. Buraya çıkmasın diye Ali konuşmaya bile çalıştı. Yani çıkma Ayşe, bunu kendi aramızda halledelim diye. Yalan mı? Aynen abla. Ben annesi bizi konuşturmuyor, yüz yüze getirmiyor diye o yüzden buraya gelmek zorunda kaldım. Ama sen işte güzel konuşmayı beceremiyorsun ki. Mantıklı konuşmayı beceremiyorsun ki. İki tane laf sokuyorsun, adamı delirtiyorsun. Ali sana hiç laf soktuğu yok. Sadece sorduklarına cevap veriyor. Yaptım yaptım, yapmadım yapmadım. Nurhan'ın biraz önce söylediği gibi. Sen niye bunu beceremiyorsun? Güzel, mantıklı konuşabilmeyi beceremiyorsun. Beceremediğin için adam seninle yan yana gelmiyor. Ayrıca o olaydan sonra... Sürekli dolduruyorlar abla, o yüzden. İstese affeder. Ya neyi affedeceğim ben ya? Sen hata yap, ben affedeyim, öyle mi? Allah sana akıl versin, ben başka bir şey demiyorum. Sana versin. Benim aklım yerinde. Sürekli abla dolduruyorlar. Sürekli doldurmasalar abla benimle barışacak ya. Şey yapacak. Hı. Beni kimse doldurmuyor. Dolduruyorlar. Ben gideyim geleyim, kanatlarından geleceğim sana buraya ben. Tamam mı? Ben bekle burada. Sen benim gitme. De kanıtlarım var. Sen gitme, ben gidip geleceğim, sana kanıtları buraya dökeceğim. O zaman ne yapacağım bakalım. Benim de kanıtlarım. Burada. Ama şu an iftira atacak işte malum kişiyle. Ben iftira atmayacağım. Ki adına geleceğim sana, ki adına. Ben iftira atmayacağım. Anladın? Ben de buradan giden kişi hakkında bombaları patlatacağım. Sen gel, açtırma ağzımı. Niye? Yazmışsın işte. Hayır, başka bombalar Seda da var abla. Seda ablaya gösterdim ben. Abla, dün ekran kaydı aldım yapmışsın. Ben abla. Dün neler yazmışsın kadına?
He? Gördün mü? Dün neler şimdi yazmışsın kadına? Bana geldi işte. Benim de başka kanıtlarım var abla. Giden kadına niye yazıyorsun? Abla o benimle uğraşıyor. Uğraşmıyor. Bir dakika abla, kendisi göndermiş numarayı abla. Kadın bir şey yapmıyor ki, numarası ne bilsin Ayşe'nin numarası? Hayır, kendi istedi abla, ben güvendim, aldandım, o yüzden gönderdim. Kendi istedi. Bilerek fenomen olmak için buraya gelmiş. Daha çok bildiğim çok şeyler var. Ayşe, bunlardan sana ne? Şimdi Alim diyor ya, hani kanıt gösteriyor, benim de kanıtlarım var. Göster. Ama aranızdaki kanıtlar... Ben de rahatım. Ben rahatım. İstediğini ben yapabilirsin. Ben senden daha çok rahatım. Ben takmıyorum. Şimdi bunda büyük bir şifre var. Bu kimin konuşmanda. Olabilir. Büyük bir bomba var. Ali anladı ne demek istedim. Olabilir. Onu atarım, onu alırım, onu atar, onu alırım. Sana ne? Benim özel hayatım sana ne? Ben sana karışıyor mu? Karışıyor mu? Hayır, ben kimse... Düzgün konuş. Ayşe. Ya. Erkeğin konuşması gerekenleri, kadının konuştuğunu ilk defa burada görüyorum. Adam öyle konuşmuyor, ne kadar üslup. Yok abla, öyle demeye getiriyor. Öyle mi? Neye demeye getirdiğini biz anlamamıştık da. Biz anlamamıştık da. Ama bunun bir konuşma üslubu var. Adam diyor ki, ben bekarım, sana ne diyor, sana ne? Bekar ve özgürüm. Benim hayatıma giren ya da girecek olan düşünsün bunu diyor. Seni ilgilendirmez diyor. Anladın mı ne demek istediğimi? İşte hayatına girenler kişi. Allah'ım ya Resulallah ya. İyiliğinle, saflığınla yararlanır. Ya sana ne, sana ne ya, sana ne? İster kullandırım, ister kullandırtmam, sana ne? Benim özel hayatım sana ne? Ben sana karışıyor mu? Şununla bul, şununla konuşma diyor. Ne diyorum ben sana? Ya hüzü, şeysin ya, hürsün ya. İstediğini yapabilirsin. Karışmam ben sana. Karışmıyorum da zaten. Bitmiş. Hayır, ha, bitmedi. Hala sürekli seni yönlendiriyorlar. Ya. Sürekli gücü bana yetiyor abla işte. Ailesini susturamıyor. Bilmiyor. Ya sen kışkır diyorsun bak beni. Bak ben senin aileni karıştırmıyorum. Yeter artık bak. Bir de ailem ağzını alma sen. Bak ben senin aileni almıyorum, sen de alma. Son kez uyarıyorum seni. O zaman bak, abla, son kez yayın açmasın annesi. Sürekli beni kötülüyor. Son kez uyarıyorum. Bir de yere ağzını al, bilmiyorum artık. Tamam mı? Bir daha duymayacağım. O zaman ben de akşam duymayacağım benim hakkımda konuştuklarını. Ben girmiyorum. Anne. Girene de karışmıyor. Kimsenin özel hayatına karışma. Girmiyorsun ama girer. Annenin yanındasın. Ya ister girer ister girmez. Ben durmuyorum ki akşam. Geziyorum orası burası geziyorum ben. Otelde durmuyorum ki. Hani sen diyorsun ya, arayış içindesin, ben buluyorum. Anladın mı? Otelde yine aynı mu? Kaderi paylaşan birisi gelecek. He? Gelecek. Sen bul. Ya ben bulurum. Yapamazsın. Üç olsun, beş olsun. Ben varım, yapamazsın. Ben yapıyorum. Yapamıyorum. Yapamazsın. Bu kadar basit. Yapamaz abla. Hı? Çünkü başı yanacak. Gülüyorum artık Kare abla. Gülüyorum artık neyin dedi. Gülüyorum. Bak ne kadar sakinim. Efendim Tülay'cığım. Ayşe'cim lütfen bir şeyler söyleyeceğim, dinle kesmeden. Sen buraya Ali'yi niçin istedin? Barışmak için. Ali'yi tekrar kazanmak aynen için abla istedin. Ama ne yapıyorsun? Annen şöyle, sen böyle, malum kişiler şöyle, malum kişiler şunu dedi, şifre verdin bilmem ne. Ya niye artık siz artık ayrıldınız? Sen çocukların için mücadele edeceksin. Ali baksana ne güzel söylüyor. Ver çocukların velayetini ve bundan sonra eğer iyi bir şekilde ayrılırsak gelip çayımızı bile içebilirsin diyor. Dede. Çocuklarınla belirli günler birlikte olabilirsin diyor. Sen niye hala sosyal medyada o onu dedi, bu bunu dedi, bana iftira atıyorlar. Ya siz ayrıldınız. Boşandınız artık yani. Ayrılmış çift ne yapar? O kendi hayatına bakar, sen kendi hayatına bakarsın. Malum kişileri falan karıştırma. Ali ile bundan sonra ben nasıl arkadaş olabilirim? Çocukların babasıyla ben nasıl iyi bir şekilde dost olabilirim? Bunu kafana yerleştirmeye çalış. Gerçekten
Hep seni destekledim. Hayır, biliyorsun. Bırakmayacağım abla. Çünkü şey... Ama... Abla testisi iftarımız. Tamam da yavrucuğum bak Ali senin karşında... Oğlumuz Ali'mden olduğu halde, kendinden olduğu halde beni kötülüyor. Yaptığı kötülüğü temizleyecek, benimle nikah masasına oturacak. Ali bir dün, ay... Dün düşündüm abla 100.000 TL'den biraz daha arttıracağım. 200.000 TL'ye çıkarttım. Bak Ali bir aydır burada, Ali bir defa senin aklında... 200.000 TL peşin alacağım burada 85 milyonu karşısında. Ben istediğim kadar söyleyeyim Ayşe sen... Yok duyuyorum abla seni, sadece miktarı değiştirdim 200.000 TL. Tamam vermeyeceğim diyor. Ne yapacak? Mecbur verecek. Test istemesi... Mecbur verecek değil. Diyorsun ya, acaba o tersine dönmesin, sen verme Ali'ye. O bana verecek, iftira atıyor şu an. Sonra oraya doğru gidiyor. Evet, sen çünkü o kadar hakaret ediyorsun ki... ...belki Ali sana aynı şeyi yapacak, sen ödemek zorunda kalacaksın. Sonra hayır, ben haklıyım, devlet Abla, bayanların yanında. Kusura bakmayın da uyuyanı niye uyandırıyorsunuz ki? Alamazsın, niye uyandırıyorsunuz? Alamazsın. Ben ne güzel sallıyorum belli uyusun diye. Siz niye inle dürtüp de uyandırıyorsunuz? Alamaz abla, devlet bayanların yanında. Nafaka bayana mı veriliyor, erkeğe mi? Bayana veriliyor. Sıkıntı yok. Erkeğe verilmiyor. Hayır, erkek almıyor. Nafakadan, almıyor. Bayan alıyor. Nafakadan bahsetmiyor ama başka bir şeyden bahsediyor. Ben 200.000 TL tazminat alacağım testin sonucundan sonra. Hmm. Nikah masasına oturmazsa alacağım. Bekle bekle alacağım. Baban bulmuş ya, getirecek sana. Onunla oturursun. Yok hayır işte bile.